müdahale etme Justin. Deniyorum işte. İzniniz olursa Sayın Yargıç, Bayan Bucknell'ın suçu süregelen metamfetamin ve alkol kullanımından kaynaklandığı için rapor Tiaki Vairova'da tedavi altına alınmasını öngörüyor. Yeni bir tesis, öfke kontrolü, madde bağımlılığı, sosyal bozukluklarla ilgili kurslar var. Ayrıca temel mesleki ve yaşamsal becerileri de öğretiyorlar. Yemek pişirme, temizlik, ev ekonomisi. Kusura bakmazsanız Bay Wallace, müvekkiliniz geçmişte bu tür programlara birkaç kez katıldı ve geçen haftaki olayların da göstereceği üzere sonuçlar pek iç açıcı olmadı. Bayan Bucknell'ın rehabilitasyona ihtiyacı olduğu konusunda hemfikiriz ama istikrara da ihtiyacı var. O nedenle annesinin 57 Linfield yolundaki evinin 8 aylık ev hapsi cezasına uygunluğunu bildiren acil bir rapor hazırlaması emri veriyor. Çekilebilirsiniz. Girmeden birkaç dakika ister misin? Tanrım, çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Sizi görmedim bile. Ama sanırım benimki sizinkinden daha çok hasar gördü. Aa evet, öyle kapanıyor değil mi? Evet, her şey hazır. Tamam. Evden izinsiz çıkma durumunda modeme çağrı gelecek. Cevap vermezseniz eve hemen bir memur gönderilecek. Bilekliğin içinde fiber optik kablo var. Yani kırmaya çalışırsan veya zarar verirsen anında sinyal gönderecektir. İleri teknoloji bu olsa gerek. Çok şanslısın Kayli. Ayağında havalı bir teknoloji var. Şımartılıyorsun. Devam et. Devam et. Devam et. Açtın. Telefonun şıkmış Kyle. Şu iPhone'lardan mı? Hayır. Havalı öyle değil mi? Pek değil. Gördün mü Graham? Kyle'de de iPhone var. Bu iPhone değil.
Leslie ne tatlı kız, öyle değil mi canım? Kylie'ye diyordum ki onu eve bırakan Maori kız çok hoş biri Graham. Çok usturuplu biri. Usturupluydu, öyle değil mi Kylie? O şartta tahliye memuru. Yine de eğitimli biriyle tanışmak güzel. Tabun önündeki kızları bir görmelisin hayatım. Sabahın onunda poker oynamak için sıraya giriyorlar. Ayaklarında ayakkabı bile yok. Yarısının kucağında çocuğu var. Onların da ayakları çıplak. Hayır. Çünkü öyle yapamaz. Hayır, haber göremezsin. Hayır. Telefon bana lazım. Bir dakika tatlım. Birazdan Kylie, telefondayım. Ben de onu diyorum, bana gerekiyor. Beklemesi gerekecek. Çok önemli bir görüşme yapıyorum. Affedersin canım, ne diyordun? Bilmiyorum, sanırım yıllardır var. Çünkü mağazada ona rastladım ve dedim ki nasıl gidiyor? O da dedi ki ev kuşu oldu. Evet, aynen öyle dedi, ev kuşu. Öyle biri değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Çetin Ceviz. Ürünümüz hem ülke hem dünya çapında beğeni topluyor. Evinizdeki tüm dış yüzeyleri güvenle temizleyebilirsiniz. Müşterilerimizin dediklerine bakın. İnternet sitemize girin ve üyelerimizin yaptığı yorumlara bakın. Ve şimdi Andrew Dickens, Newstalk ZB'de. Bizi istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Andrew Dickens'la sohbete devam ediyoruz. İyi akşamlar Miriam. Nasılsın? Teşekkür ederim Andrew. Programınızı dinledim. Hayaletler ve doğaüstü şeylerden bahseden bir kadın bağlanmıştı. Bilişsel önyargıdan bahsediyorduk. Beyin mantıklı düşünceden sapıp yanlış inanışlara geçiyor. Bu yüzden insanlar gündelik olayların normal dışı şeyler olduğuna inanıyor. Evet. Bence o neden bahsettiğini bilmiyordu. Çünkü başıma öyle şeyler geldi. Ve beynin yoldan çıkmasıyla hiç ilgisi yok. Peki ne gibi şeyler? Bu eve taşındığımızdan beri bir sürü tuhaf şey oldu. Gece yarısı sesler duyduk. Eşyalar kendi kendine hareket etti. Elektrik faturalarında dalgalanmalar oldu. Bunun gibi bir sürü şey oldu. Bunlar kesin kanıt niteliğinde mi emin değilim. Ama mesele de bu zaten. Hepsi bir parçası. Kafanızda kurup kurmadığınızı anlamayın diye kasten yapıyorlar. Yani... Bunları söylemişken, hayal dünyamda değil, gerçek dünyada gerçekleştiğine kesinlikle emin olduğum bir olay vardı. Bu olayı anlatabilir miyim? Evet. Bir gece bodrum katına inmiştim. Dondurucudan tavuk alıyordum. Dondurucunun içine eğilmiştim. Ve sonra birdenbire... Çok büyük bir korku olarak tanımlayabileceğim bir şey yaşadım. Ve vücudumdaki tüm tüyler diken diken olmuştu. Arkama döndüm ve bir şeyin karanlıkta kaybolduğunu gördüm. Dehşete düşmüş olmalısın. Evet, oradan panikle çıktım. Oraya yeniden inecek cesareti toplamam da 2 ay sürdü tabii. Neye benzediğini tarif edebilir misin? Çok çabuk oldu ama... Neye benziyordu? Beyaz bir... Evet, beyaz bir çarşaf gibiydi. Ama yıpranmış ve rengi solmuştu. Ve bir daha görmedim. Tabii umarım görmemdi. Tanrı esirgesin. Ama bugün hala nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Miriam, ama aradığın için çok teşekkür ederiz. Hattımız... Telefonla işin bitti mi? Medyum hattı açıldı. Belki aramak istersin. Beyaz şarşaf. Çok orijinal. O
O sigarayı söndürür müsün lütfen? Evde sigara içmiyoruz. Sence ev gerçekten perili mi? Bak, bunu seninle konuşmak istemiyorum. Belli ki benimle olaya gideceksin. Bunamış bir annem olmasının komik bir tarafı yok. Beni istikrara kavuşmam için ev hapsine koydular. Senin hafızan ne kadar da seçiciymiş böyle. O da ne demek şimdi? Bu evde hayalet olduğunu düşünen sadece ben değilim Kylie. Hatta eskiden o kadar korkardın ki uyuyamazdın. Evet, ayın peynirden yapıldığını da düşünüyordum. Buna çocukluk deniyor. Kylie. Kylie, saat 11:30. Ah, olamaz, geç kalacağım. Neye? Hiçbir şeye. Eve dönmek güzel mi? En azından böyle geniş bir evde bolca alanım var. Annenle aran nasıl? Harika. İyi bir kadına benziyor. Adi'nin tekidir. Bu biraz haksızlık oldu. Eve dönmene izin vermek kolay bir karar olmamıştır. Benim evim değil. Peki ama uzun süre birlikte kalacağınızı düşününce biraz daha çabalaman gerekmiyor mu sence? Hayır.
Peki Graham'le durum ne? Adam polar giymiş bir lahana. Ne iş yapıyor? Bilmiyorum, buralarda bir yerdedir. Kendisine sorsana. Peki ya gerçek baban? Miriam Gold Coast'a teknik komisyonculuğu yaptığını söyledi. Hayatını düzene sokmuş. Yeni hayat, yeni aile ama görüşmediğinizi söyledi. Acaba hiç... Sana iki dakika daha veriyorum, sonra televizyonu açacağım. Bu görmüş olduğun saat bana büyük babamdan kaldı. 1914 yılında bu saati aldığı zaman St. Paul Pioneer Press and Dispatch gazetesinin sahibiydi. Saati babama biraz bıraktı ve o da bana verdi. Güzel bir saat. Cenevre, İsviçre'deki Patek Philippe şirketi tarafından üretildi. Bu orijinal garanti belgesinin fotokopisi. Saatin bazı özelliklerini tarif ediyor. Şömineyi söndürmüşsün. Saatin önünde saat ve dakika kadranı ve ikinci kadran var. Ayrıca... Kylie, kalıptaki kek nerede? Onu akşam için yapmıştım. Evet, ben yedim. Hepsini mi yedin? Hayır. Silip süpürmüşsün. Sanırım markete gidip çayın yanına başka bir şey almam gerekecek. Ben gidemeyeceğime göre. Bu saat açık artırmada yaklaşık çeyrek milyon dolar satıldı. Düşünebiliyor musunuz? Çeyrek milyon dolar. Hayır. Evet. O senin saatindi. Polis için ipucu o. Posta güvercini gibi sana geri döner. Romanın icabına bakıp kime çalıştığını öğreneceğim. Dedektif benim. Kylie. Sen yazarsın değil mi? Elbette, bir kitabım var. O beş ciltlik kitap. Kylie. Saçma sapan fikirleri unutacağız. Perşembe ve cumaları Coronation Street geceleri. Sadece bir saat sürüyor. Ama 19.30'da başlıyor ve saat neredeyse 19.30. Anladın mı? Bunu Globe'a yazmalısın. Dinle. Beyefendiye bunun ne kadar Kylie, önemli olduğunu lütfen. Anlattım. Önemli olan nedir? Kimsin sen? Buraya nasıl son girdin? Son baskınızın saat tam 9.30'da çıkacağını bilmem çok önemli. Tam 9.30 mu? Tanrı aşkına! Duyamıyorum bile! Biz neden buradayız ki? Burası bizim evimiz. Ona bir şey söyleyebilirsin. İnan bana, 8 ayımı kendi evimde tutsak geçirmeyeceğim. Asla olmaz, asla. Öğrenecek. Bir şekilde öğrenmek zorunda. Çalışma ne kadar sürüyor? 90 gün boyunca günde 45 dakika. Spor salonunda saatler harcamaya gerek yok. Tap out size nasıl yemek yiyeceğinizi bile gösterecek. Aa, ne kadar güzel. Ve her gün sonuç almak uzun sürmüyor. Lou, hazır hangi mısın? En sevdiğin hareket ne söyler sola, misin? Sağ. Evet. Sol kroşe, sağ kroşe. Sol, sağ, sol. Boom, boom. Sonra da çekme. Hazır mısınız? Son kısmı kaçırdım ama boş ver. Kilo vermeye kararlıysanız bu tam size göre. Spor yapmak artık eskisi kadar zor değil. Dışarıda saatlerinizi harcamak ve spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Paranızın cebinize kalacak olması da çabası. Yalnızca 200 dolardan başlayan fiyatlarınızla hem cebiniz hem vücudunuz sevinecek. Ekrandaki telefon numarasını arayarak hemen siparişinizi verebilirsiniz. Şimdi telefon numaralarımız ekranlarınızda. Katılacak olan ilk kişiye indirimli verilecek. Formda bir vücut istiyorsanız gelin ve alın. Hadi, boom!
Sana birkaç şeyi açıklayayım Kylie. Bazılarımız sabah işe gitmek zorunda. Burada olmanın sana rahatsızlık verdiğini biliyorum. Ama anne, başkasına rahatsızlık vermen gerektiği anlamına gelmez. Burada biri var. Polisi aramalıyız. Ne istersen yap, ben uyuyacağım. Graham nerede? Gece vardiyasında. Gece vardiyasında. Uzun süre kalamam kaydı dizlerim. Ay, o Melvin amcandan hediye. Cameron'dan getirdi. İyi, kırılmaz o zaman. Kimse var mı? Dur! Benim! Burada ne işin var? İhlas sinyali geldi. Tesadüfen mahalleden mi geçiyordun yani? Hayır. Bu mahallede oturuyorum. Görünüşe göre çoktan gitti. Söylesenize, neye benziyordu? Dedim ya, tam göremedim. Ne giymişti? Bilmiyorum. Bak, telefonumu bulmak için aşağı indim. Bilekliğim çıktı. Biri bacağımı tuttu ama sadece elini gördüm. Bilekliğin nasıl çıktı? Neden bana soruyorsun? Gerçekte ki? Ne gördüğünü söylesene kardeşim. Sen çeneni kapasana. Üzgünüm Amos. Sorun şu ki bu ev bir takım rahatsızlıklara karşı meyilli. Anne. Nasıl yani? Şey, buradan ayrılmamış olan bazı ev sahipleri olabilir diyorum. Üzgünüm ama hala anlamadım. Yani aslında kızımla bu konuda fikir ayrılığı yaşıyoruz ama şahsi tecrübeme dayanarak şuna inanıyorum ki bu ev büyük ihtimalle şey olabilir. Bilirsin. Perili. Gerçekten mi? Kylie ve Miriam Bucknell'ın evinin kimliğinin kaydıdır. Tarih 18 Mart 2013. Saat gece 2:30. Ne yapıyorsun? Bu evde yaşayan huzursuz ruh, burada ne işin var? Bu dünyadan kendi iradenle ayrılmadın mı? Pekala, bugün burada iletişim kurmak istediğin biri mi var? Birine cevap vereceğini mi düşünüyorsun? Belki çoktan vermişlerdir.
evde yaşayan huzursuz ruh. Burada ne işin var? Bu dünyadan kendi iradenle ayrılmadın mı? Pekala, bugün burada iletişim kurmak istediğin biri var mı? Birine cevap vereceğini mi düşünüyorsun? Eve gidince bunu filtreden geçireceğim. Bazı rahatsızlıklar demiştiniz. Evet. Duvarlara, borulara vurmak gibi mi? Evet. Muslukların açılıp kapanması gibi mi? Ah, gece gündüz. Ocak çalışsaydı vurma seslerinin sebebi açıklanabilirdi. Ama yıllardır bozuk. Burası daha soğuk, fark ettiniz mi? Evet. Tekrar çalıştırmayı denedik ama çok eski. Parçası bulunmuyor. Burası en az 4 derece daha soğuk. Şu ısı pompalarından almamız gerekiyor. Ama gidip şeyi kesmişler. Neydi onun adı? Ne zamandır burada yaşıyorsunuz? Yaklaşık 20 yıldır. Eski sahibi hakkında ne biliyorsunuz? Fazla bir şey bilmiyorum. Burayı eski kocam satın almıştı. Ama bizden önceki kadın çok uzun süre buradaymış. Onunla hiç tanışmadık, ölmüş. Nasıl öldü? Anlayamadım. Nasıl öldü? Çok yaşlıydı sanırım, evet. Pansiyon işletiyordu. Aslında bunu yapmayı bir ara ben de düşünmüştüm. Pansiyon mu işletecektin? Hayatımda saçmalıklarına katlanmaktan başka bir şeyler yapmak istedim. Bulford'da kim tatili yapar ki? Twin Coast Highway'deyiz Kylie. Birçok turist buradan geçiyor. Evet, ışık hızında geçiyorlar. Pekala Miriam. Şimdi bu operasyonun ikinci ayağını gerçekleştireceğiz. EMA okuyucuları, mikrofonlar, veri kaydedicilerle başlayacağız. Sonra onay verirsen kapalı devre kameralar takacağız ve neyle karşı karşıya olduğumuzu göreceğiz. Yardım etmeye çalıştığın için teşekkür ederim Amos. Ama bunların parasını ödeyebileceğimi sanmıyorum. Lütfen Miriam, ücretsiz yapacağım. Her şey normal ötesi araştırmaların ilerlemesi için. O duvara çivi çakarken dikkatli ol Amos. Çünkü geçen sefer Graham oraya raf takmaya çalışırken güç kablosuna vurmuştu. Düşündüğün için sağ ol Miriam ama kurulumdan önce her zaman kontrol... Lanet olsun. İyi misin? Bir şey oldu mu? Bir ara elektrik tesisatını elden geçirtsen iyi olur. Şimdi ne yapıyorsun? Veri kaydediciler için referans okuması. Neyi kaydedecekler? Oda ısısındaki dalgalanmaları. Hayaletlerin vücut ısısı insanlarınkinden düşüktür. Öyle mi? Evet, öyle. Geri kafalılık normal ötesine karşı en kötü savunmadır Kylie. Kötü bir ruha ne yapacaksın? Fıkra mı anlatacaksın? Hayır, suratını dağıtacağım. Ektoplazmaya yumruk atamazsın. Ne dedin sen? Beni kırıklama içeriz. Sadece arkadaş olmak istiyorum. Bunun
konuşma, asla yapamam. Şunu sallayabilir misin Miriam? Peki ya kameralar? Uzaktan kontrol ettim. Ve? Ve ne? Oyuncak ayının şömineden çıkmasını 8 saat bekledim. Olaysız geçti. Bunu uydurduğumu mu düşünüyorsun? Açıkçası bilmiyorum. Ama aksini düşünmeye sebebim olmadıkça şüpheci kalacağım. Şüpheci mi? Geçen gece neredeyse altına edecektin. Sen de hepsiyle dalga geçmiştin. Olaylar hızla değişti. Hey! Zamanım hayali hikayeleri uyduramayacak kadar değerli. Eminim öyledir. Beynimiz nöron denilen hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin sinaps denilen sinir uçları vardır. Sinapslar kimyasal ve elektriksel uyarıcılar gönderirler. Bunlar birbirleriyle nöral yollar oluşturarak iletişim kurar. Ne şimdi... zamandır danışmansın? Tanrım. 15-16 yıldır. Ondan önce de birkaç yıl eğitim. Diploman falan var mı bari? Klinik psikoloji doktoram var. Annem bu evin perili olduğunu düşünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Geldiğimden beri bazı şeyler oldu. Açıklayamadığım şeyler. Aşırı aktif bir zihni hareketsiz bir ortama koyduğunda komplikasyonlar olması kaçınılmaz. Özellikle de işin içinde kimyasal maddeler varsa tabii. Uyuşturucu almıyorum. Pekala. Sağlıklı bir zihne sahip olmanın en kolay yolu ona bolca egzersiz yaptırtmaktır. Önümüzdeki 8 ayı ceza olarak görebilirsin. Veya buna bir fırsat olarak bakabilirsin. Al şuna bir göz at.
Adam Green, ne oluyor söylesene. Affedersin, korkutmak istemedim. Ne istiyorsun? Bir şey yapmıyorsan bana yardım eder misin diye soracaktım. Ben senin kölen değilim. Bu parçayı tutarsan bunun üzerine koyabilirim. Yapışana kadar sabit tutman gerek. Ne kadar sürüyor? 10 dakika. Konuşkan biri olmadığım için üzgünüm. Ne? Fazla konuşmuyoruz. Sorun değil. Ben de öyleyim. Eğer istersen... Ama istemiyorum. Hayır. Sadece... Sana karşı kötü bir hissim olmadığını söylemeye çalışıyorum. Babam hiç yanımda olmamıştı. Annem de farklı değildi. Bilmiyorum. Belki de bir arada kalmalarının tek nedeni bendim. Belki bunun için bana içerlemişlerdir. Mesele şu ki hiçbir şeyi açıkça konuşmadım. Kızım diyebileceğim bir tek sen varsın. Burada bunalmıyor musun? Şu odanın haline bak. Astımın olmasına şaşmamalı. Anjin. Eğer burayı temizlersen iyi bir çalışma alanın olabilir. Annenin eşyaları atma huyu yok. Tabii de bir İsa heykeli ne zaman lazım olur belli olmaz. Hem o kadar önemliyse neden bodrumda tutuyor ki? Eşyaların çoğu evi aldığında buradaydı. Neden yanlarını almamışlar? Biraz aceleyle gittiler. Bunların çoğu muhtemelen bağıştı. Ama kim pansiyona bağış yapsın ki? Kim pansiyona bağış yapsın ki Graham? Bence annenle konuşmalısın. Bu benim fikrim değildi, babanın fikriydi. Evi bir an önce satmak istediklerini bildiği için nakit teklifi yaptı. Evi tenha bir yere taşıyıp orada restore ettirme fikri vardı. Sonra parselliği komşulara falan satacaktı. Ayrıntıları tam hatırlamıyorum. Ama bana dediğine göre ödediğimizin 2 katını kazanacaktık. Odamda bir kızın öldürüldüğünü biliyordum ve orada yaşamama göz yumdum. İdeal bir durum değildi ama dediğim gibi kısa süreli olacaktı. İdeal mi? Kız et çatalıyla 67 kez deşilmiş. Çalışmaya başlayıp faturalarını kendin ödediğinde pazarlıkları ne kadar kolay kabul ettiğini göreceğiz. Ağzını neden açmadığını anlıyorum. Onu suçlama. Bana söylediğini sanmış. Neden söylemedin? Çünkü 4 yaşındaydın. Gerçeği bilecek kadar büyüdüğünde de benimle konuşmak istemiyordun. Bak, üzgünüm Kyle, tamam mı? Düşündüm ki bilmediğin şey sana zarar vermez.
Yeni Zelanda'nın en acımasız cinayetlerinden biri olan olayda Elizabeth Chalmers veya çevresi tarafından bilinen adıyla Lizzie dövüldü, ısırıldı ve et çatalıyla 60'tan fazla kez bıçaklandı. Polis birden fazla şüpheli olduğunu iddia etti ama bugüne kadar tutuklama gerçekleştirilmedi. Personele yapıldığı iddia edilen saldırılar ve mahallede suç oranının artmasından sonra bu sahibi ve işletmecisi kilise olan rehabilitasyon merkezinin uzun zamandır süregelen karışıklıklarının sonuncusuydu. Merkez 28 Şubat 1996'da kapılarını kapatmak zorunda kaldı. İlk incelememde acele etmiş olabilirim. Bahse girerim, bu ev nekle dolup taşıyordur. Ne? Negatif enerji kalıntısı. Bir ruh ortamı. Jargonu bilmeme gerek yok, onu def et yeter. O kadar basit değil. Neden basit dedim peki? Demedim. Sadece karşımızda ne olduğunu bulabileceğimizi söyledim. Artık biliyoruz. Yardımımıza ihtiyacı olan bir kız. Ne öneriyorsun, seans mı? Mum yakıp ölü bir kızla şişe çevirmece mi oynayalım? Buna vaktim yok. Kylie, bu evde yaşadığın sürece seçeneğin olduğunu sanmıyorum. Maalesef adalet sistemimiz özel izinler vermekten pek hoşlanmıyor. Cezayı değiştirmelerini istemiyorum. Ben nakil istiyorum. 3 ay daha geçince uyum gösterirsen yargıçtan tekrar değerlendirme isteyeceğiz. 3 aya ölmüş olurum. Duruma daha objektif yaklaşalım. Kapa çeneni Deniz, danışma seansına değil. Bu evden gitmeye ihtiyacım var. Bak Kali, kendine veya başkasına tehdit oluşturduğunu kanıtlamadığımız takdirde şimdilik burada kalmak zorundasın, tamam mı? Bunları yemezseniz alınmam ama... Meryem... Kusura bakmazsan bu batıl inançların Kylie üzerindeki... Tanrım. Ahşi, bunu bütün hafta yaptılar. Bekleyin lütfen. Elektrik paneline bir bakıp geleceğim. Bu eski evler böyledir işte. Hemen aşırı yüklenme oluyor. Ah Tanrım. Bunu neden yaptım? Yardım lazım mı Miriam? Hayır, düğmeyi kapatıp açmam gerekecek. Buraya neden geldiğimi unuttum. Bir dakika. El yordamıyla yapmam gerek çünkü hiçbir şey göremiyorum. Tamam. Bu bir şey yaptı mı? Hayır. Şimdi bir şey var mı? Hayır. Ah, oydu. Öyle mi? Bundan önceki. O neydi? Oh Tanrım! Anladığım kadarıyla olaydan birkaç dakika önce Bay McRandall'a karşı bir takım saldırgan davranışlarda bulunmuşsunuz. Hayır. Tamam, yani kapa çeneni Deniz. Danışma seansına değil, bu evden gitmeye ihtiyacım var demediniz. Bay Hollis şöyle cevap vermiş. Kendine veya başkasına tehdit oluşturduğunu kanıtlamadığımız takdirde şimdilik burada kalmak zorundasın. Bu konuşma nakil talebinizle ilgiliymiş. Bakın. Bununla hiçbir ilgim yok. O sırada odada bile değildim. Peki, şurada durabilir misiniz lütfen? Ne? Biz annenizle konuşurken şurada durur musunuz? Anlatmak istediğin bir şey var mı? Ekleyeceğim başka bir şey yok. Açıkçası bunlar çok fazla geldi. Yani... Bay McRandall'ın intikam isteyen bir hortlağın saldırısına uğradığı şeklindeki ifadeyi devam ettireceksin. Evet. Pekala. Bak, doğaüstü varlıkları aşina biri değil. O yüzden tavsiye veremem. Ama şunu söyleyebilirim. Kızının geleceği pek parlak görünmüyor. Şartla tahliye dairesini aramam gerek. Güzel.
Arabaya bin. Hayır. Tekrar söylemeyeceğim. Ne yapabilirsin ki? Ne zaman bebek gibi davranmayı kesip başkalarını da düşünmeye başlayacaksın? Bu ne? Bıçaklanarak öldürülsen ve kimse umursamasa nasıl hissederdin ha? Çok berbat. İletişim için neden seni seçti sence? Ben nereden bileyim ki? Sana ipucu vereyim. İkiniz de dünyanın size borcu olduğunu düşünüyorsunuz. Sürekli öfkelisiniz ve ikiniz de o evde mahsursunuz. Ama onun cezası 8 ay değil, sonsuza dek. Birinin ona yardım etmesi gerek. Hiçbir şeyi değiştirmez. Belki değiştirmesini beklemiyordur. Belki sadece dinlemeni istiyordur. Lizzie, bana söyleyeceğin bir şey varsa söyler misin artık? Sence bu Elizabeth'in miydi? 15 yaşında takma dişi olan kaç kız tanıyorsun? Dinlemek istersen bir teorim var. Bence o bir hırsızdı. Komşulardan tırtıklıyordu ve biri durumu çaktı. Nasıl? Fark etmez. Önemli olan meseleyi kendi halletmek istemesi. Kızın odasına girdi, dönmesini bekledi. Kız odasını açtığı zaman adamın şüpheleri sonuç verdi. Bununla ne ilgisi var?
Gazetede kızın ısırıldığı yazıyordu. Ama bence bu planda yoktu. Kendini fazla kaptırdı ve önce takma dişini çıkarmak aklına gelmedi. Kızın boynunu manyak gibi ısırdı. Dişleri menfeze düştü ama yapabileceği bir şey yoktu. Yapabileceği tek şey kimsenin bulmamasını sağlamaktı. Neden öyle bakıyorsun? Bilmem, zayıf bir teori. Neresi zayıfmış ki şimdi? Öncelikle kim broş için cinayet işler? Bu bir broş değil gerizekalı. Bu bir Vestron Konstantin. Yaşı 100'den fazla ve hala çalışıyor. Çok fazla para eder. Sahibi kimse kaybolmasını çok kişisel algılamış. Neden bıraktı peki? Affedersin Amos, fikrim var mıydı yoksa saçmalıyor muyum? İşe yarayacak bir şey yapacak mısın? Pisleşme, beyin fırtınası yapıyor. Hayır, beni küçük görüyorsun ve sinirlenmeye başlıyorum. Belli ki yanına almak istemiş ama kızı 2 hafta bıçaklayınca muhtemelen hızla kaçmak zorundaydı. Adı Matt Craigland. Biz tanışmadan önce de o evdeydi. Annem çitlerden gelen ekşi koku yüzünden birkaç kez belediyeyi aradı. Sıçan derisi yüzüyor, koku ondandır. Başka ne ekşi kokar biliyor musun? Ölü insanlar. Annem dedi ki komşulardan biri bunu Craiglund'a sorduğunda ona silah çekmiş. Sonra polis işin içine girmiş. Evde bir dondurucu dolusu Jane'in bulmuşlar. Şey, annen dedikoduya çok düşkün, bunu biliyorsun. Olabilir ama hayal gücü kesinlikle yok. Bence öyle bir şeyi uyduramaz. Tamam, bak. Sınıra kamera kuracağım. Sıra dışı bir şey yaparsa o zaman haberimiz olur. Boş ver onu, bence bu gece evine girelim. Kylie. Onun yüzünden işimi kaybedemem. Bu adamın katil olduğuna inanmam için elimde sebep olmalı. O takma dişte eşleşme olursa her şey yarın son bulabilir. Adamın evine zorla giremem. Ben gireyim o zaman. Hayır, mümkün değil. Ne kadar yüzsüzsün. 2 gün önce gidecektim. Umursamama sen neden oldun. O konuşmayı hatırlıyor musun? Bak, modemde bir sorun olduğunu onları ikna etsem bile sana en fazla yarım saat kazandırabilirim. Adamın rutinini biliyorum. Saat 2'den önce yataktan çıkmaz. O uyurken içeri girip alacağım. Sadece 3 dakika sürer. Ah, lanet olsun. Kırmamız gerekirse diye. Ne? Cam kırmakla ilgili bir şey söylememişti. Paspasın altına anahtar bırakacak hali yok ya. Adamın evini görmelisin. Takma dişi aldın mı? Sanırım onun yanında. Hadi gidelim hadi. Etrafa bakacağım. Ne? Elim boş gidecek değilim. Suçlayabileceğimiz bir şeyler olmalı. Kylie. Burada bekle, hemen dönerim. Kylie.
dinle, ne oldu? Bacağım. Bence içeri girmeliyim. Ne? Beni yakaladı sanmıştım ama kesinlikle kafayı yemiş. Takma dişi gördüm. Gazetelerin arasında... Bu ne biliyor musun? Berbat bir fikir, elinde patladığında böyle olur ama senin elinde patlamadı. Kayli benimkinde patladı. Şimdi zevzekliği kes de bana yardım et. Bakma, Wolford'un numarasını istiyorum. Evet, evet, Linfield yolu. Elisat'te ne demek? Kali. Ben Amos. Geliyor, silahı var. Lanet olsun, ne yapacağız? Bilmiyorum, evden çık, saklan.
filmleri ve dizileri beklemeden ücretsiz izleyin. Adresimiz sineturk.co. Sadece bakıyorsun sanırım. Evinin adresini ver, ben de senin eşyalarını karıştırayım. Bakalım sevecek misin? Ne yaptığını biliyorum. Söyle, hangi konuda? Yan evdeki kız. Öldürdüğün kız. Bu kanıya nereden vardın? Birkaç eski gazeteden mi? Ve bundan. Kapıdaki delik numarası zekiceydi. Çıkarım kabiliyetin için aynını söyleyemem. İnsanları suçlamadan önce bazı gerçekleri öğrenmelisin. Buna katılır mısın? Aşağı yukarı. Gel, sana bir şey göstereceğim. Broş oğlum Eugene'e aitti. Oğlum derken öz oğlum ya da yasal yoldan oğlum değildi ama annesi... Johnny'yi tanırdım. Tanırdım derken profesyonel bir ilişkimiz vardı, anlarsın ya. Her neyse. Bir gün oğluyla beraber kapıma geldi. Oğlan çöp gibiydi. Kocaman gözleri vardı. Tir tir titriyordu. Neden kaçıyorlardı bilmiyordum ama iyi olmadığına emindim. Evimde istedikleri kadar kalabileceklerini söyledim. Bir gece bile kalmadı. Ben Joe Dogs değilim. Ama o çocuk cidden tuhaftı. Üç kelimeden fazla konuşmazdı, göz teması kurmazdı ve yemeği tabaktan yemezdi. Ama bir yeteneği vardı. Mekanik şeyleri seviyordu. Motor ya da devre levhası fark etmezdi. Çalıştırmanın bir yolunu bulurdu. Ben de tamir edilmesi gereken bir sürü şeyi olan biri olarak dedim ki belki bu iş yürüyebilir. İster araba motoru olsun, ister mini fırın parçalayıp teker teker yeniden birleştirirdi. Bazen kendi ilavesini yapardı. Ve yenilenirdi. Eugene'lendi. Eskiden öyle derdim. Bana komik geliyordu. Ta ki bir gün bir kediyi parçalayıp tersten birleştirmeye çalıştığını görene kadar. Onu yola getirmeye çalıştım ama olmadı. Bir daha yoldan çıktığında yapabileceğim tek şeyi yaptım. Üç gündür aralıksız çalışıyordum ve zincir kullanmasam iyiydi. Küçük pisliği öldürdüğümü sandım. Ertesi sabah günahlarımla yüzleştiğimde gitmişti. Onun son görüşüm oldu. Bu ne kadar önceydi? Genç kadının öldürülmesinden bir yıl önce. Bir yıl uzun bir süre. Şehri terk etmediğini nereden biliyorsun? Eugene'le ilgili bilmen gereken bir şey daha var. Bu da kayboluşunu açıklamayı zorlaştırıyor. Açık alanları pek sevmezdi. Nasıl yani? 10 yıl dışarı çıkmadı. Evden ayrılmadı bile. Odasına bakabilir miyim? Keyfin bilir.
olarak mesaj kaydedebilirsin.
Kylie! Merhaba! Merhaba! Memur bey! Sen ev hapsinde değil miydin? Bana yardım etmeniz gerekiyor. Neden? Ne oluyor? Evime dönmemiz gerek. Şimdi de dönmek mi istiyorsun? Anlamıyorsunuz. Annem eve gelmiş olabilir. Tamam tamam. Önce ifadeni almamız gerek. Konu tam olarak nedir peki? Evi süpürüyordum. Süpürgeyi dolaba koymak istedim ve gizli bir odaya çıkan Oğuz'u gördüm. Duvarların içinde rengi soluk bir adam vardı. Dudakları mor, gözleri kocaman ve zırdeliydi. Yemin ederim beni öldürmeye çalıştı. O yüzden kaçtım. Dur. Çok hızlı gidiyorsun. Tamam. Süpürgeyi dolaba geri koydum. Ama gerisi yok. Ne demiştin? Kylie? Bana sakin ol deme. Sana söylediklerimi dinle. Evimin duvarında yaşayan bir adam var ve bir şey yapmazsanız annemi öldürecek. Evimi arayın lütfen hadi. Lütfen. Merhaba. Bana şartlı tahliye dairesini bağlar mısınız? Tanrım. Amos. İyi misin? Çok delice gelecek. Biliyorum, ama... Biliyorum duvarlarda bir adam var. Doğru söylüyor. Evine geri dönmeliyiz. Saçmalık bu. Gördünüz mü? Bu delik duvarların içindeki bir geçide çıkıyor. Bu her şeyi açıklıyor. Evde hayalet veya sesler yoktu. Elektrik faturaları, çalınan yemekler hepsini o yaptı. Kusur bulmaya çalışmıyorum ama... manyak bir katil 15 yıl tavan arasında kalmışsa... yemek çalmaktan daha çirkin şeyler yapmaz mı sizce de? Belki sadece kötü bir rüyaydı. Rüya değildi. Şuraya neden bakmıyorsunuz? Kylie, bütün evi aradık. Hiçbir şey bulamadık. Bu pek doğru değil. Kylie, beni en çok almadığın ilaçlar endişelendiriyor. Neden bahsediyorsun? Sana bir yıl önce bipolar teşhisi koyuldu. Evet, hastalık yardımı almak için. Herkes yapıyor. İlaçları bırakmak çok tehlikeli olabilir. Deniz duvarlarımızda yaşayan manyakine kıyasla benim akıl sağlığımın yerinde olduğunu göreceksin, tamam mı? Bir saniye dinler misin lütfen? Sen dinle, ben deli değilim. Ama buna bahane bulmaya devam edersen delireceğim. Şu duvarı yıkarsan neden bahsettiğimi anlayacaksın. Öyle bir şey yapmayacağız. Siz yapmazsanız ben yaparım. Kylie, otur. Otur. Senin için zor olduğunu biliyorum ama bir an durup düşünürsen içinde bulunduğun tehlike sandığın kadar gerçek olmayabilir. Çoklu kişilik bozukluğu terimini biliyor musun peki? Canın cehenneme. Dinle onu Kali. Zamanını unuttuğun oluyor mu? Olmuyor, hayır. Bazen sesler duyuyor musun? Bu saçmalık. Peki ya adet düzenin? Anlayamadım.
Kadınlarda bu hastalığın en belirgin özelliği her kişiliğin ayrı adet döngüsü olmasıdır. Adetlerin normale göre daha sık olabilir. Bu çok şeyi açıklar. Başa çıkamayacağımızı hissettiğimiz bir olay olduğunda zihnin başka kişilikler yaratma yeteneği vardır, bunu biliyorum. Nasıl olduğunu anlayabiliyorum aptal. Bunların benim söylediklerim kadar salakça olmamasını anlayamıyorum. Musallat olmalar, kesintiler, kasetteki ses, hepsi başa çıkma mekanizması. Neyle başa çıkma? Bununla eve dönmekle. Hayatın boyunca kaçmaya çalıştığın yerde 7 ay geçirmek zorunda kalmak ve dağılmaya başlayan bir sanrıya inanmak için ayrıntılı bir oyun yarattın sen. Sanrıysa onu gören neden bir tek ben değilim, söylesene. Söyle ona. Yıllar önceydi, Kylie, ne gördüğümü bilmiyorum. Bir öneride bulunabilir miyim? Bence Kylie'yi kliniğe yatırma zamanımız gelmiş olabilir. 24 saat gözetim altında olur. İlaçlarını almayı keserse haberimiz olma ihtimali de yükselir böylece. Evet, sanırım en iyisi bu. Bunu öyle bir sunacağız ki bunun kendi kararı olduğunu düşünecek. Tamam. Nüksetmesi ihtimaline karşı Grayson'ı sizinle bırakıyorum. Aa. Harika. Evet, bu durumdan öğrenilecek bir şey varsa Kylie, o da yaşıtlarınla beraber olman gerektiği. Affedersiniz. Ve unutmayın, birkaç ay içinde izin almak için başvuruda bulunabiliriz. Ve dış dünyadan fazla soyutlanmış hissetmezsin. Ailen ve arkadaşların da ziyarete gelebilir elbette. Bu tip tesisler gerçekten birinci sınıftır. Tatil şekilli oyun odası, badminton kortu var, teleferik bile var. Bak, inanılmaz eğlenceli ama Tiaki Vairova'nın amacı bağımsızlık hissi kazandırmak. Ne dersin? Sence iyi olur mu? Hadi söyle lütfen. Evet, bence harika. Şahane. Anne, biraz özel konuşabilir miyiz? Ne konuda? Kadınsal şeyler. Eugene bir tek Deniz'e zarar vermeye çalıştı. Sence neden? Anlamadım. Anne, takma diş takıyor. Birçok insan takıyor Kylie. Ya Sunshine Grove'da danışmanlık yapmışsa, Liz öldürüldüğünde Eugene duvarların içinde saklanıyorsa olayı görmüş demektir. Bu ne demek, anlıyor musun? Bizi korkutmaya çalışmıyordu, uyarmaya çalışıyordu. Kylie, bunu konuşmuştuk. Hepsi kafanın içinde. Deniz öyle düşünmemizi istiyor. Yani tek dayanağın Deniz'in bir dişinin eksik olması mı? Kanıtlayabilirim. Ben dönene kadar onu polisin görüş açısında tut ve odadan çıkarma. Bunu nasıl yapacağım? En iyi yaptığın şeyi yap. Miriam, sakıncası yoksa... Shepherd Heights'te yaşıyorsun değil mi Deniz? Evet, doğru. Oralar çok güzel. Graham'le bazen Semin'in yerindeki yiyebildiğin kadar ye büfesine gideriz. Çok hesaplı değil mi? Yok. Eminim sen de sürekli gidiyorsun. Hayır, aslında pek gitmiyorum. Hayır. Gitmiyorsun. Büfelerde çok fazla çocuk oluyor. Tabii ki doğum günü partileri için harika bir yer ama krem brülemin içinde çocuk yumruğu istemem. Dedim ki Goen kaç izin günün kaldı? O da dedi ki bilmem, izin günü de ne. Aynen böyle dedi.
Tatlı bir Çinli. Bilirsiniz, kocan iki bacağını da kaybetmiş. İzin almaya hakkın var dedim ona. Emin değilim dedi. Zavallıcık anlamadı. Meryem, bak üzgünüm ama... Belki kültürel bir şeydir, bilmiyorum ama çok çalıştım. Meryem! Banyoyu kullanmam gerek. Lütfen. O nerede? Tuvalete gitmek istediğini söyledi. Onu gözünün önünden ayırma demiştim. Adamın tuvaleti gelmişse tuvalete gitmesi gerekir. Bu konuda elimden hiçbir şey gelmez. Polis nerede? O da tuvalete gitti herhalde. Memur Grayson. Bekle biraz Kayli. Önce konuşmamız gerekmiyor mu? İnsanları çay içerken cinayette suçlayamazsın anne. Öyle olmuyor. Peki bıçak çekmenin bize bir faydası olacak mı? Bilmiyorum, ne olacağını göreceğiz. Bir şey mi arıyorsun? Sadece tuvalete girmiştim. Alt kattakinin nesi var? Ses duyulmasın istedim. Burada banyomuz olduğunu nasıl bildin? Ne oluyor? Burada çalıştın mı merak ettik. Soruları bana bırakır mısın? Çok oyalanıyorsun. Elizabeth Chalmers öldürülmeden bir yıl önce iş için buraya geldin. İşin ilk gününde 15 yaşındaki bir kız seni darmadağın etti. Çok fena olmalı. En kötüsü de bunun için para almıyordun. Meryem, kızının kafası karışmış. Hayır, hayır. Kafası karışan benim ama kavramaya başlıyorum. Bir şey olmayın.
Kendimizi savunabileceğimiz başka bir şey bulmazsan tek silahımız bu. Şimdi bana yardım edebilir misin? Makasın var mı? Ne için? Eğer kayışı kesebilirsem sinyal gönderir. Evet, tamam. Hadi, hadi, hadi! Amos, çok şükür. Sinyal aldım. Yüzüne ne oldu? Korkunç, korkunç bir hata yaptım. Kyle haklıymış. Eugene yapmış. Memur Grayson'ı öldürdü. Ve Kyle ile Mary'i kaçırdı. Onları hiçbir yerde bulamıyorum. Ne kadar da aptalım. O ne öyle? Kyle'nin yerini belirleyecek. Al, sen polisi ara. Duydun mu? Bunu açabileceğim bir şey lazım. Bu çok ince. Ağır bir şey var.
lanet olsun. Ne diyoruz? Ne? Adama nezaket göster, teşekkür et. Söylesene, sence bu kimin? Sadece küçük şeyleri alıyorum. Ama hep geri veriyorum. İyi misin tatlım? Yardım lazım mı? İyiyim. Suratın çarşaf gibi olmuş. Senin su içmen gerek. Ne? Ha? Ne? Ha. Ne oldu? Bilmiyorum ama bu su değil. Komik mi arkadaşım? Bu durumu pek eğlenceli buluyorsun galiba, değil mi? Kayli, yapma. İki kişi öldü. Bacağım sandviç ekmeği gibi yarıldı. Ama bu 5 para etmez parazite çok komik geliyor. Elizabeth'e olanları gördün. Durdurmaya çalışmadın. Yardım çağırmadın. Oturup izledin. Kötü bir niyeti yok onun. Şerefsiz olduğu gerçeğini değiştirmez. Kaydı. Ne? İnsanları sürekli kışkırtıyorsun. Kes şunu. Ben mi kışkırtıyorum? O olmasaydı bu durumda olmayacaktı. Onu suçlayamazsın. Nedenmiş? Çünkü akıl hastası olduğu belli. Onu üzmenin bize hiçbir yararı yok. Aa, seni üzülmüyorum Eugene. Kusura bakma, duyguların. Çünkü bu akşam yağmur yağarsa işimiz biter. Bu ben miyim? Güzelmiş. Başka da var. Bu küvetteki sen. Bu resimlerin devamı var mı? Hayır. Bu okulun ilk gününde sen. Bu da okuldan uzaklaştırıldığında. Bu içki dolabından amarula çalarken. Bu çok amarula içmekten midesi bozulan sen. Bu seni azarladığında annene yumruk atarken sen. Bu bundan pişman olan sen. Bu da evden gittiğin gün. Bu da dönmeni beklerken biz. Bu kim peki? Lise mi? Neden birine söylemedin? Beni götürürler sandım. Benim yaptığımı düşünürlerdi. Çok küçüktüm Kylie. Daha çocuktum. Yardım etmelisin Eugene, lütfen. Saklanabileceğimiz bir yer biliyorum.
Eugene. Oh. İşte sorunlarımızı açıkça konuşmadığımızda gerçekten ne olduğunun mükemmel bir örneği. Sorunlarını böyle mi çözüyorsun Deniz? Yaptığımın yanlış olduğunu söylemene gerek yok. Bahane bulmaya da çalışmıyorum. Ama kötü tohum diye bir şey olmadığını düşünenler belli ki sosyal hizmetlerde çalışmamış. Tek isteğim insanlara yardım etmekti. Ama insanlar bunu sürekli reddettiğinde yardım etmeye çalışmanın nasıl olduğunu bilemez. Ne diyeceğim? Cinayet işlendi. Cinayet teşebbüsü. Sen neden konuşmuyorsun? Şöyle söyle. Bir sorun çıktığını ve geri arayacağını söyle. Yedi ay sonra. Evet, işte burada. Çok heyecanlı görünüyor. Ve işte Amos, elinde özel... Oo, makasla kesiyorsun ve bitiyor mu yani? Evet. Onu sonra ne yapıyorsun peki? Çöpe atıyoruz. Veya hatıra olarak saklayabiliriz. Duydun mu Graham? Ne? Amos az önce Kylie'ye dedi ki, daha neyse boşver. Tamam, başlıyoruz.
Ha durun. Niye böyle yaptı ki? Ne? Kendi kendine kapattı. Kendi kendine kapanmaz, bir şeye basmışsın. Hayır, hiçbir şeye basmadım ben. Pili mi bitti? Bitmemesi gerekirdi. Bütün gece şarjdaydı. Yücel! God, it's black in the complex. Strange shapes in the doorway. Screen was still an ancient instinct. Yeah, still burning. So when I start to scream, I'm really calling to you. And I don't want to scroll. I'm really bleeding for you. Oh, goodbye, angel. Yes, there's blood in my eyes. Don't talk. I have been good. You always said I was. Yes, I am. And I've tried, angel. There's nothing to fear. Don't talk. It's hard when you're alone to be anything more. Goodbye.